Duygu merhaba. Merhaba. Bu soruda da karesel sayı dizisinin 100. terimi ile 90. terimi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi karesel sayı dizisi nedir? Hemen kısaca bunu incelemekte fayda var. Bir önceki soruda da üçgensel sayı dizisi ele alınmıştı. 1 ile başlayalım. A1 için bir nokta. A2 için ne olacaktır? Şu şekilde. 2'nin Dört. karesi. Evet. A3 için yani eni ve boyu 3 birim olan geometrik biçim. Yani bu zaten kare, değil mi? Evet. Aslında şöyle bir şey diyebilir miyiz? Uzun kenar ve kısa kenarı birbirine eşit olan dikdörtgen, değil mi? Aslında kare dikdörtgenin özel bir hali. Doğru. A4 ise yine bu şekilde gidecek. 4 tane yatayda, 4 tane dikeyde. Dolayısıyla A'nın içinde deriz. N tane yatayda, değil mi? N tane yatayda olacak. N tane de dikeyde olacak. Dolayısıyla burada N'e N'lik bir dikdörtgen. Diğer bir ifadeyle bir ayrı N olan kare gelecek. Yani N kare olacaktır. O zaman A1 için 1, A2 için 4 tane nokta geldi. Gerçekten 2'nin karesi. A3 için ne oldu? 2'nin 8. küpü mü? 3'ün 9 küpü mü? geldi. 3'ün küpü, değil mi? 3'ün küpü geldi. Harika. Yani dolayısıyla burada ilgili ifadenin değeri taban oluyor, değil mi? 2 sabit. O yüzden n'in Evet. içinde ne olacaktır? N kare ifadesi gelecektir. 100. terim ile 90. terim arasındaki fark bu durumda şunu soruyor bize aslına bakarsan. A100 ile A90 arasındaki fark budur, değil mi? Bunun şu Evet. ifadenin matematiklisi bu. Yani karelerini alıp farkını bulacağız. Yanlış anlamadıysam. Aynen öyle. Fakat karelerini alıp mesela 100'ün işte karesini alıp 90'ın karesini almak aslında sonları sıfırla bittiği için çok zor değil ama yani mesela burada bu soruda 112. terimle atıyorum 97. terimin farkını da sorabilirdi. O yüzden böyle bir durumda hani 100'ün karesi, bu soruda 100'ün karesi ve 90'ın karesi soruluyor ama yani bu sayıların karelerini almak çok da pratik olmayabilir. Bu sayılar için pratik ama başka sorularda karşılaşabiliriz. Bu durumda iki kare farkını uygulamak sanırım daha sağlıklı, değil mi? Burada Evet. iki kare farkı var. A kare, eksi B kare. Yani A birinci terim 100, B ikinci terim 90. Dolayısıyla A artı B yani 100 artı 90'dan 190 çarpı A eksi B 100 eksi 90'dan 10. Yani 190 çarpı 10'dan cevap 1900 olarak bulunur. Tekrar söylüyorum. Bu soru için direkt bunların kareleri de alınabilir. O da pratik bir metot ama sayılar burada oldukça basit sayılar. Mesela burada şu 100 yerine 112 atıyorum 90 yerine de 97 sorulsaydı iki kare farkı gerçekten ilaç gibi bir çözüm olurdu. Var mı Evet. anlatamadığım bir yer? Yok. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim.